Rüyada bal görmek ne demektir sevgili kardeşlerim? Rüyada bal görmek helal mala, mirasa, din ve iman şevkine tabir edilir. Bal, ganimet, şifa, bol rızık, uzun ömür ve ele geçecek para olarak yorumlanır. Rüyasında bal görenin meslek hayatında başarılı olacağını ifade eder tabirciler. Bal rüyası dediğim gibi ganimet, mal, para, bolluk, refah ve bereketin işaretçisidir sevgili kardeşlerim. Dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaktır. Salih amele işaret eder. Dünya ehli için böyle zahmetsiz kazanca, çok yorulmadan böyle güzel kazançlar elde edeceğinize, külfetsiz ganimete işaret eder sevgili kardeşlerim. Tabii çok yorulmadan para kazanmak o da insana tatlı gelse de ne bileyim emek edip de para kazanmak daha iyi be, yorulduğunu hissederek. Yani akşam böyle iş yerinden, çalıştığın yerden, neresi orası, bir fabrika olur, bir ofis olur, bir mağaza olur, ne bileyim bir tekstil atölyesi olur. Herhangi bir yer olur yani. Bir dükkan olur. Oradan çıkıp eve geldiğinde şöyle bir akşam oturduğunda "Oh, yorulduk bugün de be." diyorsan evet. Gayret ettin o zaman yorulduğunu hissediyorsan. Ama adam hiç yorulmuyor. Yatırmış parayı bankaya. Allah Allah. O yiyor oradan parayı çalıştırıyor falan. Cık. Allah uzak etsin. O iyi değil zaten. O helal de değil. Faizse. Kardeşim faize yatırdınsa Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet, Allah'ım terleyerek, alın teriyle para kazanmayı, yorularak para kazanmayı nasip etsin inşallah. Rüyada kardeşlerim bal görmek, bir yerden gelecek olan helal bir mal veya helal bir mirasa işarettir. Din ve iman kuvvetine böyle zahmetsizce kazanılacak rızka işarettir. Güzel amellere işarettir ve ele geçecek paranın işaretidir. Rüyada balın görülmesi zenginlik anlamına gelir kardeşlerim. Evet, zenginlik anlamındadır. Bal gören din ve iman şevkine, Kur'an okumaya, güzel amellere erişir derler. Dünya ehlinin rüyasında bal görmesi çok yorulmadan para kazanacağına işarettir kardeşlerim. Bir de rüyada bal görmek insanın eşiyle arasındaki muhabbete, insanlar tarafından imrenilmeye, hatta bazen kıskanılmaya işarettir. Bir yerde bir kıskançlık varsa, insanlar seni imreniyorsa bile, gıpta ediyorum, imreniyorum, kıskanmıyorum, hani diyorsa bile arkadaşlar nazar haktır. Bir kıskançlık varsa nazar edebilirler. İşine, kazancına, anladın mı, başarına, kazandığın paraya göz dikerler ya. Vallahi olur yani. Etrafın, çevren. O yüzden yani nazar duaları, nazar ayetleri okumalısın. Nas felak okumalısın. Allah'a sığınmalısın. Ya sen emek ediyorsun, gayret ediyorsun, çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Ula elin gözü senin cebinde ya millet. Anladın? Veya eşinle çok muhabbetlisin. Yuvanda huzur, Allah Allah, bereket, çoluk, çocuk böyle. Ya cennet yuvası olmuş ya ev, Allah Allah. Öteki benim kocam böyle değil, benim karım böyle değil diye la adam seni kıskanıyor ya. Ya mübarek sen de gayret et. Ya bir bak bu ne yaptı bu kadın da böyle oldu. Ya bu adam ne yaptı da böyle oldu? Karısı neden ona böyle yolunu gözlüyor? Adam neden gündüz hiç aklından çıkmıyor eşi, çocukları, evi, anladın mı? Adam işten bir çıkıyor, tık, koşa koşa eve, anladın mı? Topuk.
kahve, ne bileyim çay ocağı, çarşı, pazar, kıraathane, arkadaş, dost. Hayır ha, önce eve gidecek adam. Bir yemeğini yiyecek eşiyle, dostuyla, anladın mı? Ailesiyle yani, eş dost derken. Çoluk çocuğuyla, yuvasıyla bir şöyle yemek, çay, muhabbet, sohbet. Anladın mı? Güzel vakit, kaliteli vakit şöyle. Ve ondan sonra belki dersin ki ya ben bu akşam bir arkadaşlarla dışarı çıkacağım falan. O normal. Ama ya bir bak adam, yani neden kıskanıyorsun insanı? Bal görmek insanların sizi kıskanacağına da işaret. Neden? Çünkü sen güzel bir hayat yaşıyorsun. Veya Allah sana güzel bir hayat nasip edecek. Ama o zaman dikkat et işte. Dikkat et. Bu size bir kardeşçe bir tavsiye benim. Dostça bir tavsiye. Çünkü çok şahit olduk buna ya. İnsanlar hakikaten, yani sen bir şeyleri elde ettiğinde her ne kadar kıskanmıyorum, ben nazar etmiyorum, ben imreniyorum, seviniyorum, mutlu oluyorum onun adına falan diyorsa da içten içten benim niye yok ya? Görüyor musun şunları ya falan? Duydun mu? Ne yapmışlar? Ne yapmış? Sen de yap. Vicdansız. He. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Rüyada süzülmüş bal görmek. Böyle süzme bal. O da kardeşlerim itimat edilir bilgiye, insanı Allah'ın rızasına kavuşturacak bir hidayete, doğru yola ulaşacağına işarettir kardeşlerim. Ayrıca doğumu yaklaşmış çocuğa işarettir. Bir takım sıkıntılardan sonra feraha ulaşacağına işarettir. Zekatı verilerek temizlenmiş mala işarettir. Sevgili kardeşlerim, bal helal bir mirastan veya ganimetten efendim veya da ortaklıktan dolayı elde edilen mala işarettir. Dindar kimseler için dinin tadı, efendim Kur'an okumak, böyle güzel amel gibi nimetlere kardeşlerim işaret eder. Dindar olmayanlar için de böyle hiç emeksiz, efendim külfetsiz bir ganimet, kazanç elde etmek demektir. Evet. Bal yemek miras geleceğine işarettir. İnsanlara bal ikram etmek, o da insanların sizden faydalanacağı, yani ilminizden, bilginizden, tecrübenizden, efendim öngörünüzden sizden faydalanacağı anlamına gelir sevgili kardeşim. Eğer birisi size bal ikram ediyorsa bu da ne demek? Sen o kişiden faydalanacaksın. Bilgisinden, tecrübesinden, öngörüsünden sen ondan bir fayda göreceksin manasında alabiliriz kardeşlerim. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Siz de gördüğünüz rüyaların tabirlerini eğer merak ediyorsanız yorumlara yazın. İnşallah onların tabirlerini de yapalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.